dur ya. Boğa kadını için Temmuz ayı şans mı şanssızlık mı? Boğa kadını için. Enteresan. Evet, boğa kadının şansı 30 Temmuz'dan sonra başlıyor. 30 Temmuz. Mars başağı geçtikten sonra boğanın şansı açılıyor. Uranüs ve Satürn Mars üçgenleri güzelleşiyor. Vav, wow, şahane. Evet. 30 Temmuz itibariyle. 16 Eylül'e kadar çok şanslı boğalar. İş konusunda mı? Aşk konusunda mı? Şimdi haritasına göre değişiyor tabii ki bu. Haritasında hangi değerler var? Haritasının diğer gezegenlerin konumlarını o birazcık açmak lazım. Ama yelpaze gibi tepeden projektörler açılıyor boğaya. Vay be. Gelsin paralar. Rüzgar gelsin paralar. Onlardan yana. Evet. Ağustos. Evet. Ağustos'u iyi geçir. Ay bugün çok Ağustos. Güzel. Çok ulvisin bugün yeşiller içinde. Niye? Bu yeşilin bu tonu ulvi, çok güzel mutluluk. Ya. Ulvi miyim? Ulvisin. Nasıl ulviyetim var şu anda sana ya göre? Şimdi Konya'ya gittiğin zaman Mevlana'nın da kapısı evet. Böyle güzel yeşillerle doğru. Ay sen gömleğime dalga geçiyorsun. Hayır, şu anda. Hayır çok güzel. Evet, çok güzel. Ince... Çok güzel. Çok güzel bir renk gerçekten. Aynı renkten bir elbise çiçeklisini istiyor. Şey gelecek bu hafta bana istedim. O yüzden bayıldım. Haftaya sezona ilk onu giyersin o zaman. Haftaya haftaya demişim peki. Sezon, yaz sezona ilk onu giyersin o bak, zaman. Kesin bir peki. Akrep kadını arıyor. Başaklar ekran başındalar. Sevgili seyircilerimiz çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bütün o güzel dileklerini alıyorum Instagram'dan. Program çok keyifli geçiyor diye yazıyorlar. Şimdi Başak kadınları para mı yoksa aşk mı onlar için çok önemlidir? Yani bir Başak kadınını bir parayla mı mutlu edersin yoksa söyleyeceğin bir iki çift güzel cümle mi onları mutlu eder? Şimdi Başak kadını önce güzel bir adam ya da bakar ama parasına da bakar. Der ki adam çok yakışıklı sadece gövde var. İstemem sadece. Sadece ne var? Gövde var, görüntü sadece var. Görüntü var. Görüntü var, cebi boş. İstemem. Cebi boş, istemem de. Hem para hem ikisi bir arada. Cepken delik olmuyor diyorsun olmuyor. Başaklara. Başakların çünkü şeyi vardır, konforlu yaşamayı severler. Ama o bile aslanlar gibi çok böyle avav değil. Daha böyle düzenli ve güzel. Hayatları düzenli olsun. Kocasının düzgün bir işi olsun. Kariyeri olsun. Girdiği ortamda saygı görsün. Planlı olsun, dağınık olmasın, programlı olsun ve saygılı olsun. Güç bunu seviyor, ister güç. Başaklar. Bir Başak kadınına cebinde hiç para yokken gittiğinde hani iki dünya, iki gönül bir olursa samanlık seyran olur dediğiniz... Onun samanlık yok. Yok mu? Onun samanlığı yok. Sevgili Nur bir şey söyleyeyim mi? Evet. Söyle canım. Öyle bir burç yok. Var canım. Öyle bir burç var. Yok. Var. Nur bu programda iddia ediyorum öyle bir burç yok. Cebin var. Delik gidiyorsun. Başak'la ilgili değil hiçbir burçla ilgili ben buna katılmam. Şahsi evet. Görüşüm. O devir değişti Nur. Devir aynen. Değişti. Aynen. Yani devir bitti artık. Boğa mı diyeceksin? Evet. Tahmin ettim. Çok zor değil tahmin etmek. Hayır, boğa olmaz mı? Yo boğa da sever parayı. Niye sevmesin ki? Parayı sever ama parasızlığa da katlanır. He. Adamda gelecek varsa. Potansiyel varsa. Potansiyel çıkarcı varsa, yani. Şunu demez mi bir kadın? Bak işte. Bu konuda bak bir şey biraz konuşalım. Şunu demez mi bir kadın? Tabii ki insan parası kalabilir. O herkesin başına gelir. Herkesin. Orada biz bir şey demiyoruz. Ünlü iş adamları. Hele boğa şey kadını ki çok zeki kadın oluyor boğa kadını. Şunu demez mi? Ya bu adam belli bir yaşa gelmiş. Niye acaba tutturamadı? Bir yerde bir eksikliği mi var demez mi? Bak para değil bu başka bir konu. Adamdaki bir şeyleri becerememe halini proje sorgulamaz üretir. Mı? Adam zekiyse potansiyeli varsa yardım eder ona bazen, eski haline gelmesi için. Şimdi galiba şeyde çok doğrusunuz yani eskiden de bu aşklar yani tabii, bizim annelerimiz ki. Döneminde kaldı. Öyle. Artık yani şimdiki gençler de o kadar akıllı ki. Plan proje dahilinde kuruyorlar ilişkilerini. Samanı öyle. Nerede seviyor biliyor musun? Otantik bir kafede bir köşede saman varsa dekor olarak. Ay ne kadar güzel burası çok otantik diyorlar o kadar samanı. Peki o zaman bir Başak kadınıyla birlikteyseniz beyler öncelikle size söylüyoruz. Bir kere eliniz çok cömert olacak. Durumun evet. iyi olacak. Değil mi? Durum maddi durumun iyi olacak. Başarılı olacaksın. İyi para kazanacaksın. Evet. Altında araban olacak. Evin olacak. Olacak. Değil mi? Evet. Başak kadınına güzel hediyeler alsalar mesela ne tercih etmeliler? Akıllı bir telefon alabilirler. Mekanik şeyleri çok seviyorlar. Çünkü kıyafet ve takı konusunda kendi zevkleri vardır. Bir başkasının verdiğini asla sevmezler. Ha. Ama evlerinde değişik bir obje onları sevebilirler. Ama kesinlikle teknoloji onlar için araba alacaksın onlara. Peki yengeçler mesela yengeçler ev hediyelerinde mutfak eşyalarını seviyorlar ya. Başaklara evet. da bir ev hediyesi olarak ne ha, bileyim sever. Bir elektrik süpürgesi ne bileyim bir evet, robot evet, bir şey alabilir sakın. Misin? Sakın bir kadın çok kızar ona.
Ev ihtiyacını götürürsen ama yengeç olarak... al dedi Filiz. Ama yok yok hayır, Başak'la ilgili söylüyorum. Şimdi abla bir şey diyeceğim. Benim şahsi görüşüm. Evinin ihtiyacını götürdüğünde bu mu hediye eder ya? Bu benim. Ha, bu yerine göre değişir. Ya, doğum günü ise şey istemez. Doğum günü ise istemez. Doğum günde olmaz. Ama normal bir zamanda kadının böyle ihtiyacı varsa ve sürekli görüşüyorlarsa, ya ben bunu şu buhar makinalı ev temizleme şeyini alayım der. Sen ama, mesela sana gelse böyle bir hediye ne yaparsın? Ay, yay olarak. Bayılırım. Ay çok bayılırım. Ev bir anda temizlenir, ne güzel olur. Bayılırsın. Çok bayılırım. Ben ağlarım doğum gününde bana ev hediyesi getirirlerse. Ay bence de. Yemin hüngür hüngür ağlarım yani. Sana parfüm tost makinesi getirsinler. Falan geliyor, parfüm falan. Bana özel bir şey getirsinler. O eve özel oluyor. Bana özel olmuyor. Eve özel olmayacak doğum peki gününde. O hatayı yapmayın ev beyler. Ev de senin. Ev de senin. Ev de benim ama yani neticede ortak kullanıyoruz. Yani o eve her zaman alınabilir bir şey. Ben bana özel. Bir de ben mesela şey de severim. Hani gitsin, baksın, seçsin, evet, değer evet, versin, evet, evet, zaman harcasın. Hayatım, mesela bazı erkekler var ya çok sinir oluyorum. Ben kredi kartım benim, sen git kendine hediye al. Ay kabus. Kredi kartını da versin, hediye de versin. Söyle. Ben bazen diyorum ki bu programda çok şey paylaştık, çok şey konuştuk. Mesela bir Başak kadını bundan hoşlanır galiba. Bak, hoşlanır bir mı? Bir şey söyleyeceğim. Tam bu söylediğin çok hoşuma gitti. Bazen diyoruz ya erkek işte pohpoh sever falan. Aman sen de bana şey diyorsun haklı olarak. Aman Adil onu da yapıyorlar, yine kıymet bilmiyor. Öyle. Diyorsun. Ben de şimdi madalyonu ters çeviriyorum. Çok uğraştım, didindim bir gün. Bir Başak kadınına bir hediye aldım yıllar önce. Çok böyle özel, heves ederek bir kolye aldım. 3 gün dolaştım. 3 gün. Hiçbir şey beğenmiyordu çünkü. Tamam. 3 gün. Bana dedi ki daha kötüsünü bulamadın mı dedi. Ya doğru. Bazen yaranamıyorsun. Nasıl özel bir kolye aldım biliyor musun? İnci kolye, inci, inci. Onun başka konuda sana gıcıklığı varmış. Daha kötüsünü bulamadım dedi. Ama işte bu da ne oluyor? Bir şey söyleyeyim. Evet. Birçok erkek ne diyor biliyor musun? Bundan muzdarip. Abi hediye alıyoruz. Surat beğendiremiyorum. Ben de hediye almayı bıraktım diyen adamlar da var yani. Hediyeyi paketleyeceksin. İçine değişim kartı ya koyacaksın. Altına da kredi kartını koyacaksın. Ekleyebilirsin, değiştirebilirsin. Maşallah. O tabii. Bir de kasa koy altına. Şahane olur. Yani kasa koy böyle. Altın külçesi. Ama şunu söyleyeyim ki katılacak mısın bilmiyorum. Yaşam tecrübem, deneyimim, işte gördüklerim, yaşadıklarım. Kaç yıldan beri tabii ilişki ki programı yapıyoruz, dinliyoruz. Aynen. Erkekler emek harcamadığı hiçbir şeyin kıymetini bilmiyorlar. Çok doğru. Üstüne laf edemem, çok doğru. Erkek emek harcayacak kadın için. Çok doğru. Gidecek, bakacak, araştıracak. Yani sen adamdan kredi kartını alıp gidip hediye aldığın zaman bir şey yok. Hatta adam diyelim ki sana getirdi, beğenmesen bile... Ay hayatım ne kadar zevklisin deyip takacaksın onu boynuna. Zaten erkekler hediye almasını bilmezler. Bunlar hediye almasını falan bilmiyorlar. Bunlar. Hangi burç erkeği hediye almasını bilmez? Yani hiçbiri bilmiyor sonuçta. Burada ya, senin ya ben, oğullarınla ilgili gözlemlerin de var. Ben hissettim onu. İki tane erkek çocuğu bilmiyor ki. Yok ama ya ben bazı erkekler biliyorum. Şahane hediyeler seçiyorlar yani. Bazı adamlar biraz önce terazi diyebilir miyiz? Onlar feminen erkekler. Yani teraziler, aslanlar kendileri de süslü püslü oldukları bu için. Bu adamlara feminen deme bence. Ama yani bence kadın ruhundan anlayan erkekler çok az var onlardan. Çok az var. Terazi. O nadir erkeklerin de kıymetini bilelim o zaman. Terazi erkeği. Mesela ben tarazi erkeği. Bize de fırtına vurdu bugün. Bana. Bize bugün fırtına vurdu. Bana fırtına vurdu. Yanlış anlamayın. Terazi erkeği. Terazi. Is very good. Şeyler, teraziler, aslanlar, balıklar. Bunlar güzel hediyeler. Peki devam ediyoruz. Evet efendim.